Yani bir devlet politikaları bu konudaki yasasızlık ya da mevcut yasaların etkin bir biçimde uygulanmayışı dikkat edersek son 10 yıllarda çok fütursuzlaştırdı. Yani kadınlara, çocuklara yönelik şiddetin bu küçük cezalar ya da ihal indirimleri ya da yani toplumsal vicdanda bir karşılığı olsa bile bunun böyle hemen unutulabilir hale getirilmesi, başka içeriklerle susturulması. Yani aslında bana şöyle geliyordu, böyle bir durumda dünya donmalı, durmalı. Yani bir ülke hani deliriyorsa delirmeli. Çünkü artık hani orada eğer biz bir şeyi kurtaramıyorsak hiçbir şeyi kurtaramayız. Yani bizim oy vermeye, sandığa gitmemize gerek yok. Parlamenter sistem için mücadele etmemize gerek yok. Çünkü biz bir toprak parçasının içinde bir takım mekanizmalara feda ettiğimiz kadınları şey yapamıyoruz. Asla koruyamıyoruz. Hani bir takım örgütler bilmem neler olmasına rağmen yaygın hale gelmediği için, işte işin içine din girdiği için, işin içine o feodal yasaların ya da ataerkinin, hani bu her yerde sadece kırlarda değil ki kentlerde de evlilik biçimleri, çocuk yapma rejimleri, büyütme rejimleri. Yani bana şöyle geliyor, böyle bir atılmış bırakılmış, millete diyor ki devlete dokunmayın. Birbirinize ne yapıyorsanız yapın. Ben böyle okuyorum bunu. Ve tabii ki burada en çok zararı kim görür? Hani kadınları asla zayıf gördüğüm için değil ama toplumun zayıf olarak gördüğü halka eziliyor en çok. Hani dikkat edin, hep çocuklarla kalbimiz parçalanıyor. Kadınlarla kalbimiz parçalanıyor. İşin sosyolojik tarafına geldiğimizde. Yani cinnet geçiriyorlar, kadınları kesiyorlar, çocukları öldürüyorlar. Yani artık böyle ve bu sanki şey gibi bir tedbir alınmadığında, yani çok güçlü bir biçimde ya şalteri indirmek lazım. Yani ülkenin resmen hareket edememesi lazım. O hale getirmediğimiz sürece başkalarının çocuklarının, başkalarının kadınlarının, uzakta oturanların ölümlerine baktığımız sürece yani delirsek bile evin içinde bir faydası yok. Hani bugün konuştuğumuz şeylere benziyor. Yani tekil delirmenin bir anlamı yok. Artık hani hakikaten yani harekete geçmek, bu konuyla ilgili gerçekten hani meclisi mi basarız, başka şeyler mi yaparız? Ya bu bayağı bir önümüzde şey gerçekleşiyor. Seri cinayetler. Hani bu Amerikan filmine konu olsa değil mi? Tekil bir şeyin, suçlunun hikayesi olsa bayağı bir çok satar bir dizi falan üretirler. Burada failler sürekli farklı, mekanlar farklı ama kurbanlar hep birbirine benziyor. Yani o evden çıkamayanlar, orada işte köyden çıkamayanlar ya da o çevreden çıkamayanlar ve hepsinin de suç ortakları var. Suç ortakları, bir belli bir çevre, aile ve başrolde de şey var, devlet var. Yani bu gerçekten hani insan neresinden cümle kuracağını bile bilemeyeceği bir mesele çünkü. Hani diyorsun ki hani dünya durur herhalde ya, bu daha şey yok ki bunun, hani ilerisi yok ki. Biri canı isterse öbürünü kesiyor, işte kadının önüne kesip baş atıyor, öbürü bilmem ne yapıyor. Ya yani orman yasası diyorlar ya, evet. Bence orman yasasında bile bir adalet var. Orman yasasında bile hani bir biçimde bir karşılıklı bir şey var. Burada karşılıklı bir şey bile yok. Bir tarafın öbür tarafa şiddeti, düzenli olarak şiddeti ve bunun asla ıslah edilemeyecek yöntemlerle de sırtının sıvazlanması var. Yani ben herkesin bunda payı olduğunu düşünüyorum. Hepimizin elinde bir parça o kadınların ve çocukların kanı olduğunu düşünüyorum. Yani bu sadece sanat kültür için geçerli değil ki. Bulaşmama, başkasının hayatından sorumlu olmama. Yani hani o kadar böyle bir tekil, bireyselleşmiş bir empoze edişle yaşıyor ki neoliberal çağ, kendi özne olamayan öznelerine. Hani şimdi dolayısıyla yan tarafta kıyamet kopsa, hani komşunuzda bir şey olsa, ya dur diyen insanlar biliyorum ben ya. Dedim ki ne, hani aşağıdan ses geliyor. Biliyorum ki işte bir kız çocuğu orada yaşıyor, öğrenci. Başına bir şey geliyor. Şimdi bunu bile durduran hani aklı selimlik adı altında mekanizmalar. Yani polise de polis seyrediyor ya da diyor ki onu işte yakını zannettik diyor. Sanki hani kocası olduğunda, abisi olduğunda, kardeşi olduğunda bir hakkı var diye bir düşünme ezberi yok mu burada?
Yani bizim hani anında orada tanık olanlar, hani herkesin ortasında izin vermeseler bunu, yani polis gelene kadar zaten olayın %70'i çözülmüş olur. Hani öbürü de mecbur kalır. Çünkü bu bir toplum baskısıdır. Ama toplum şöyle bakıyorsa, ya bulaşma. Bulaşma diyor, aile işine bulaşma diyor. Öbürüne bulaşma, üstüne vazif olmayan şeye karışma. En sık duyduğumuz şeyler değil. Bence bunların, yani büyük bir çürümenin içindeyiz biz. Bu bir çürüme. Yani Avrupa anlamında bir kayıtsızlık da değil. Hani dibinde komşu olur da haberi olmaz. Biz de onlara benzedik. Bizim önümüzde testereyle insan kesiyorlar da biz yolumuzu değiştiriyoruz. Biz bu hale geldiysek, yani burada gerçekten çok çok daha korkunç çözümlemeler yapıyor. Dehşet verici. Niye susar ki bir insan? Hani bir şey gördüğünde tanık olmayayım, şehadetlik etmeyeyim. Şeyi bile var. Düşünebiliyor musunuz bunun altında? Hesabını. Çok korkunç yani gerçekten. Hani hep beraber bence yeniden biz reflekslerimizi kazanmalıyız. İnsan olma reflekslerimizi. Yani bu herkese, bütün zayıflara yapılan zulümde, hani bir kalkan olan eskiden teyzeler, amcalar olurdu ya. Şimdi onlar yok. Hani dövüyorlar, seyrediyor herkes. Seyirlik bir şey. Herhalde bir video oyunu falan gibi geliyor herkese. Bir Netflix dizisi gibi geliyor. Ben ama tabii bunun şiddetin bu kadar pornografileştirilmesiyle de basınında, televizyonlarında, kitlesi, iletişim araçlarında bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok normalize edilmiş durumda. Yani tıpkı bir çocuğun oyunda işte birini yenmesi, öldürmesi gibi bir şey olarak artık, yani daha doğrusu kafam başka bir şeye basmıyor. Hani bir sinir ağına sahipsek, kan dolaşımına sahipsek, hani orada kendinize en ufak gelen bir zedelenmedeki verdiğiniz tepkiyi düşünün. Ya serçe parmağınızı yakıyorsunuz mutfakta, akşama kadar sızıldıyorsunuz. Birini kesiyorlar, birini öldürüyorlar ve tanık oluyorsunuz şiddete. Yani bu toplumu bir, yeniden bir şey yap, işlemden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok şeyi unuttuk herhalde. Tekrar hatırlamamız gerekiyor baştan ya da öğrenmemiz gerekiyor.